Listede kayıtlı delege sayısı 1266. Oy kullanan delege sayısı 1253. Geçerli oy sayısı 1237. Geçersiz oy sayısı 16. Şimdi adayların almış oldukları oyları sunuyorum. Muharrem İnce 447 oy. Kemal Kılıçdaroğlu 790 oy. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Üstlendiğim görevin sorumluluğunu çok iyi biliyorum. Üstlendiğim görev sıradan bir görev değildir. Üstlendiğim görev çok önemlidir. Bu ülkenin her ferdinin hakkını, hukukunu ve adaletini sağlamak için her türlü mücadeleyi yapacağıma sizlere söz veriyorum. Bugün yaşadığımız ortamda Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkanlık yapmanın sıradan bir olay olmadığını gayet iyi biliyorum. Birilerinin uykusunun kaçacağını da çok iyi biliyorum. Ama biz haklı davamızı, Türkiye davasımızı sonuna kadar götüreceğiz. Her zaman söyledim, yine ifade ediyorum. Adaleti birlikte savunacağız. Demokrasiyi birlikte savunacağız. Hukuku birlikte savunacağız. Birlikte yaşamayı savunacağız. Bizimle aynı dünya görüşünü paylaşmayan insanlarla kucaklaşacağız. Türkiye'yi yeniden çağdaş uygarlığa taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu bizim namus borcumuzdur. Önümüzdeki süreç sıradan bir süreç değildir. Zor koşullarda mücadele vereceğiz. Zor koşullarda. Hepiniz ülkesini seven her yurttaşımı zor koşullarda mücadele verirken yanımızda olmalarını istiyorum. Bizim mücadelemiz 80 milyonun geleceği mücadelesidir. Türkiye'nin geleceği mücadelesidir. Hapishanelerin tıka basa dolu olduğu bir Türkiye'de kimse evinde rahat uyuyamaz. Gazetecilerin hapiste olduğu bir ülkede kimse demokrasiden söz edemez. Askeri öğrencilerin, milletvekillerinin hapiste olduğu bir ülkede kimse demokrasiden söz edemez. Ama biz demokrasiyi yüceltmek zorundayız. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmak zorundayız. Bu bizim temel görevimizdir ve bu millete borcumuzdur. Bu borcumuzu eda edeceğiz. Türkiye, daha önce konuşmamın başında söyledim. Türkiye, tarihinin en zor dönemeçlerinden birisini yaşıyor. Hangi siyasal görüşlü olursa olsun, insanlar kaygıyla Türkiye'nin bekasından söz ediyorlar. Türkiye'nin geleceğinden söz ediyorlar. O zaman şu soruyu hep beraber sormak zorundayız. 15 yılda Türkiye'yi bir beka sorunuyla kimler karşı karşıya getirdi? Kimler? İktidardakilerin bunun hesabını vermesi lazım. Biz kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Biz kendi ülkemizde barış içinde yaşamak istiyoruz. Biz kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz. Huzuru vatanın bütün topraklarına yayacağız. Huzuru. Bereketli topraklar üzerinde
yoksulluk olmayacak. Bereketli topraklar üzerinde her evde, her caddede, her sokakta huzur olacak. Huzurun garantisini ve teminatını veriyorum sizlere. Bakın, bu akşam 7 şehidimiz var. 6 şehidimiz Afrin'de. Gerçekten de hepimiz çok üzüntülüyüz. Kahraman askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz, peygamber ocağından ayrılıp oraya giden, bayrağımız için, vatanımız için mücadele eden Mehmetçiklerimiz. O askerlere minnet borçluyuz. Şehitlerimize şükran borçluyuz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Ailelerine ve bütün milletimize başsağlığı diliyoruz. Onların mücadelesi Türkiye mücadelesidir. Onların mücadelesi gelecek mücadelesidir.